Herkese selam. Fez Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Azerbaycanlı kardeşimizin hesabındayız. Dostlar kendisini sıfırdan bir kadro kuracağız. Azerbaycan'dan çok fazla izleniyoruz. O yüzden bu videoya rekor bir beğeni istiyorum. Azerbaycanlılar tuşlara basmayı unutmasın. Like butonlarına. Peki bugün ne yapıyoruz? Başlıkta da gördüğünüz gibi toplam 2500 manat harcanmış. Azerbaycan parası biliyorsunuz ki manat. 2500 manat harcanmış hesapta bugün kadro kuracağız. Biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben söyleyeyim. Bir manat yani bir Azerbaycan manatı toplam 17,5 bir, bir 17 bir, bir dakika dur toparlayacağım birazcık şey yapamadım. Bir manat toplam 17,5 TL'nin üzerinde ediyor. Evet bir manat 17,5 TL'nin üzerinde yani 17,65 ben şu anda baktığımda böyleydi. O yüzden 2500 manat yaklaşık 40 binin üzerinde oluyor yani. 40 binin üzerinde bir para harcanmış bir hesap oluyor. Hesapların için Instagram Serdar Cosar'a bana ulaşabilirsiniz dostlar. Mavi tiklidir hesabımız. Başka hesaplara lütfen irtiba, irtibata geçmeyin. İrti, irti, irt, göstermeyin. Bak çok önemli. İlk önce menajere bakalım. Pioli'yi gördük dostlarım. Menajer değiştir diyeceğim. Neden? Çünkü Pioli dışında başka manatla aldığı menajer var mı diye. Çavi'yi gördüm. Ee, baktığımızda Ten hakı gördüm. Pioli'yi gördüm. Toplam 3 tane Manat'la aldığı yani de aldığı menajerler var. İsterseniz gelin bir de kadro kuralım. Bakalım Azerbaycan'da oynayanlar top açılımlarında daha mı şanslı oluyor yoksa daha mı şanssız oluyor? Bu arada Azerbaycan'dan bizi izleyenler lütfen yorumlara ee, ne kadar para harcadıklarını ve kolektif güç rekorlarının kaç olduğunu yazarlarsa çok mutlu olurum. Ve hadi gelin kadro kurmaya geçelim. 3 tane menajer vardı onların da takımları vardır yanında. Ya yani Onlardan da tabii ki de reyting olarak iyi oyuncular gelecek ama. Şimdi tabii ki de şöyle bir şey var. Asıl önemli olan bizim için ne? destansı oyuncular falan. Neler var bilmiyorum açıkçası. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım kim gelecek derken yani ne yalan söyleyeyim. 2500 manat. Şey 40 bin üzerinde 40 bin TL'nin üzerinde olan bir hesapta bir Oliver Kahn ya da Peter ile başlamasak canım sıkılırdı. O yüzden hemen geldim Peter gördüm. Bu arada destansı kaleciler dışında hangi kaleciler iş yapıyor diye sorsanız bana. Düşünürüm ederim falan analizimi yaparım. Birincisi Schmeichel'dır kesinlikle. Yani destansı dışında epik olarak Schmeichel'dır. İkincisi de Dida'dır diyebilirim. Hatta e, üçüncü olarak da Peter Chay'in kasklı Peter Chay. Yani epik olarak Peter diyebilirim sizlere arkadaşlar. O yüzden de nereye bağlayacağım? Ee, yani Oliver Kahn'ın arkasında şu olduğu için rahatladım ama sadece Vitor Bayo olsa mesela açık söyleyeyim hoşuma gitmezdi. Vitor Bayo'yu sevmiyorum çünkü. Oyunda sevmiyorum yani. Yoksa ikili ilişkilerde herhangi bir problemimiz yok Vitor Bayo'yla. Yukarı doğru çıktık. 4 defans. 3 orta saha, 1 OOS, 2 de forvet olarak bize bırakmış. Onun bıraktığı gibi tabii ki de devam edeceğiz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Kimler var, kimler yok diye. Tabii ki de bu arada çok da fazla oyuncusu var. 7.5 milyona yakın GP var. İsterseniz şöyle, unuttuk şunu da yapalım. Seviye antrenmanı diyelim bakalım. 2500 manat harcanmış hesapta bayağı DP oluyormuş arkadaşlar. Herhalde son dönemde gördüğümüz en fazla DP'lerden biri bu. Gördüğünüz gibi Romero'da deneyelim dedik. Romero'nun bile gözler bir açıldı. Sözleşme eleme önlerine baktığımızda 60 günlük 13 tane, 10 günlükte 86 tane sözleşme yenileme var. Beceri antrenmanı yani buna bakıyoruz ama bu tabii ki de şey. Ya yani 6 tane var. Kullanmıştır, kullanmamıştır. Hani bu çok fazla bir kıstas değil. Bu arada 190 futbol coin'si var. Bu tabii ki de ben iOS'tan giriyorum. Android mi kullanıyordur, iOS mu kullanıyordur bilmiyorum detaylı. Yukarı çıktık. Çok fazla oyuncu var fullenmemiş. Ya bunların DP yaptığımız yaptığımız takdirde bu 15 milyona abartma 10 milyon GP rahat geçecektir. Bu oyuncuları da silmemiz durumunda. Yukarı doğru çıktık. Bu arada bu Rudiger biliyorsunuz yeni geldi. E, 98 rating oluyor. Oyunun verdiği hediye Rudiger'dir. Oyun bu aralar çok fazla hediye veriyor. Büyük ihtimal ratingleri çok yükseltecek. Bu oyuncular bir müddet sonra çöp olması gerekiyor çünkü. Konami fazla hediye verdiyse vardır bir bildiği emin olabilirsiniz. Şimdi Puyol'u gördüm, Gvardio'yu gördüm, Aldair'i gördüm, Beckenbauer gördüm, Maldini'yi gördüm, Nesta'yı gördüm, Nesta'nın destansısını gördüm. Dostlar şimdi Rudiger'cim seni çok seviyorum yani hakikaten ama bir, bir çekilmen gerekiyor. Maldini'yi gördüm bu arada şöyle bir şey Maldini'yi burada görelim çünkü Aldair'da var. Aldahir, Aldahir yanlışlıkla evet şunu alalım. Aldahir 101 oluyor. Bu arada eee Nesta Kanda var, Kanda var da 101 olur. Marquinhos ve Bastoni de var gördüğünüz gibi. Guardiol, Puyol arkada kaldılar. Beckenbauer var. Sağ tarafa şu anda Marquinhos'u alabiliriz ama hani şu hesap için sadece şunu söyleyebilirim. İlk şu anda gördüğüm kadarıyla defans hattında top açmasına gerek yok abi. Yani özellikle iki tandemdeki stoperler al dair işte Nesta'yı da çekebilirsin oraya. Düzelt, Maldini'yi çekebilirsin. Nesta zaten mevcut. E, kan var. Yani aldığın takdirde bu da 101 olacak. E, iş i̇ş görür her türlü. E, bir problem olmayacaktır. Yani reytingin önemi yok. Hani iyi, iyi oyunculardan biri Kan da, Bastoni de çok iyi bir oyuncu. Beckenbauer hani ölünün arkasından çok konuşmak istemiyorum. Çok fazla oyunu tutulan biri değildi. Yani bunu söylerken bile açıkçası Hani, ya acaba mı diyorum Bu arada e, güncelleme gelmiş yukarıda görüyorsunuz Muhammed Salah'ın destansı kartı falan geldi Ben bu videoyu perşembe çıkıyorum ama Cumartesi günü atacağım e, Bulanlar Salah'ı bulanlar da bir yorumlara yazsınlar Bu arada evet bir Destansı oyuncuları verdi Baya perşembe günü iyi şeyler oldu Roberto Carlos da varmış Şimdi şöyle bir sıkıntımız var Maldini Sabek oynayamadığı için Aldağı ayırımı keselim Maldini Nesta ikilisi iyidir. İyidir. Alda Ayrın yerine buraya Roberto Carlos alıyorum dostlar. Daha iyi olacaktır. Temiz. Bu arada diğer kartları da bakalım. Robertson 96, Hernandez 95. Roberto Carlos'un epik kartı da varmış. Sözleşmesi bitmiş gördüğünüz gibi. Peki sağ kısmı hafif hafif çıkıyoruz. Belletti var. Tomiyasu, Arnold çok güzel. Yani yeterli mi? Yeterli. Arnold 100 oluyor mu? Olmuyor. Sağ şu anda Marquinhos en olabilecek, olabilitesi yüksek oyuncu. En azından rating olarak. Bence Tomiyasu burada bekle çok daha iyidir. Ama e, biraz da de ağırlıklı gidelim. Ayıp olmasın şimdi reytingde kaç olduğuna bakmamız lazım. Şimdi bir tane defansif orta saha. Şöyle yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Edmilson eski kartı artık destansısı geldi çünkü. E, kart. Rey kartı aldım. E, stopere de koyulabiliyor kart ama stopere koymanın bir mantığı yok zaten stoperdeki nerede 101. Makalele var, Pirlo var. Pirlo'nun bu orada hem İtalya milli takım kartı hem de Milan kartını almış. Patrick Vieira'nın big time kartı var. Rodrigo ve düzeltiyorum Rodri var. 101 oluyor bunlar bu arada. Yani boru değil. ama tabii bek oynayamadıkları için bunlardan herhangi bir bek oynasa tek hemen Marquinhos'un yerine aslında alacağım. Gördüğünüz gibi hani en kötü şurada 101 olacaktır. E, Rodri de go oynuyor mu? En azından şimdilik alalım. Daha iyisi çıkarsa tabii ki de onları alacağız ama şimdilik en azından yükseltmiş olalım. En azından şunlar garanti yani. Orta saha 101 devam edeceği garanti. Go pozisyondan be beklentim çok yüksek. Çıktım Gördüğünüz gibi çok fazla oyuncu var. Matius var bu da 101 oluyor hatta şöyle daha mantıklı olur. Çıktım yukarı. David Beckham var gördüğünüz gibi eski kartı ya es buna bile eski diyoruz artık big time kartı. Çünkü Destansız'ı geldikten sonra eski oluyor maalesef ki. Çıktık yukarı. Rossiçki var. Gulit var. Kaka var. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. Bakalım kimler var kimler yok diye. Koman var. Kieza var. Neymar var. Mbappe. Mbappe. Çok özledim bu kartı diye oynamayı ya. Neymar var. Neymar'ı gelip buraya alabiliriz. Ronaldinho da var aslında. Ronaldinho 102 olduğu için... Ronaldo'yu almakta fayda var. Bu şimdi center for Carson. Veya farklı bir center for bulamazsak gizli forvet yaparız en kötü onu. Chiesa var. Chiesa şu anda oynatabileceğimiz bir yer yok. Ee, orada Ronaldinho var çünkü o OS'de. Ee, Donadoni var. Ratingine göre bence çok çok iyi bir oyuncu. Ee, mecbur Messi alacağız. 105 rating. Salah var gördüğünüz gibi. Bize bu dizilişi bıraktığı için Salah'ı 7'ye alırız. Çıktık yukarı. Maradona var. Cruyff var. Aslında tabii ki de şöyle e, şey de yapılabilirdi. E, daha böyle ofansif bir diziliş de bırakılabilirdi. Ama en azından yedekleri alırız. Problem olmaz. Messi'nin normal paket kartını da almış. Maradona ve Cruyff bunlar 102 olacaktır. Bizi kurtarır e, diye düşünüyorum. Yedeklerde en azından. Yukarı çıktık. Hadi bir Santorfor'a güzel bir... Ya en azından 7'ye alabiliriz. Santorfor şu an 102 ve 105 ama... Yedeklerde bizi reytingi artıracaktır. Drogba, Neymar, Mbappe'nin e, Haaland tabi Mbappe. işte hesaplarda tek sıkıntı bu. Şimdi bu Mbappe var, bu da var. ikisi 102. Ulan birinde 7 alamadığımız için boşa kalmış oluyor. Haaland var 102 çok iyi. Dostlar gelin isterseniz bir genel diyelim. Bakalım kimler alabileceğiz. Bu arada Lionel, ooo Lionel Messi'nin Big Time'ı da varmış. Bayağı oldu değil mi bu paket ya? Ya bu Big Time sözleşmesi zaten dolmuştur da. 682 maç yapmış. Bu çok eski paketlerden biriydi ya. Vallahi bak bu ne olacak biliyor musunuz? E, eski böyle hani e, ikonları görünce şu an mesela ikon e, işte ne bileyim Rumelge işte bilmem ne. Hani Legendary. Ya, kırmızı Legendary'den bahsediyorum. E, i̇kon dediğim. E, onları gördük bir böyle bir bir duygulanıyoruz ya. Kesinlikle yani öyle bir duygulanma bunlarda da yavaş yavaş olacak diye düşünüyorum. Dostlar genel dedik e, Messi'leri alamıyoruz. Haaland'ı alacağım. Yanındaki Mbappe'yi alamıyorum. Messi'yi alamıyorum. Maradona'yı alacağım. E, Cruyff'u da alalım. 102. Salah'ı alacağım. Kiyaza'yı da gördüm orada. Kiyaza'yı da alacağım. En azından 101. Rodri'yi alacağım 101. E, Lewandowski'nin sözleşmesi bitmiş. Michael Owen 100 oldu. Neymar'ımız 101. Maldini'yi alamıyoruz 103'lü olduğu için. Samoyleto'yu alabiliriz. Ee, Kandavar'ı alabiliriz. Bu arada hemen şöyle yapalım. 101, 100 öyle gitsin yani. Ee, Sadio Mane kaç oluyor? 100 oluyor. Ee, Bastoni var. 100 oluyor. Hurricane daha fazla artar mı teknik direktörle? Yok artmıyor. Son 3 oyuncu ama isterseniz şunu alalım. En azından şey olsun. Toplamda kolektif güç 3, 3150 oldu. Dediğim gibi e, 2500 mana harcanmış bir hesap. E, i̇lk 11 olarak gerçekten çok iyi yani özel tasarım kartlarla oluşuyor. Birazcık da şey gibi geldi bana e, Big Time'lara çok yatırım yapılmış. Yani Showtime, Big Time o dönemler yani 2500 manat toplamda bu yıl harcanmamış ya da e-futbol döneminde değil de e, eski dönemlerden de harcananlar var gibi. Çünkü bu Messi mesela alamadığımız Messi paketi çok eski bir Messi paketi Big Time paketi. E, Zicolar var mesela Zico, Romario var bunların sözleşmesi bitmiş yenilemeye bile şey yapmamış. Koman paketi çok eski bir paket. Maldini öyle, Casillas çok eski bir paket. Yani e, bakıldığında eski birçok mesela Rumeniğe Iniesta, Romario bunlar gerçekten çok önemli kartlar e, ama hani rating olarak artık rating çok arttığı için bu paketler eski paketler olarak kaldı. E, ama bunlara da bir para harcanmış durumda yani e, maalesef böyle bir sıkıntı var. O yüzden kadro kurma şeylerini bu yüzden seviyorum. Yani 2500 mana harcanmış başka bir hesap çok daha iyi olabilir. Bundan çok daha kötü de olabilir. Hangi dönemler harcadığına bağlı ya da işte uzun süreli mi oynuyor kısa sürede mi oynuyor bir yılda 2500 mana harcamak var. 2021 yılından beri 2500 mana harcamak var. Arasında tabii bir kalite farkı oluyor. Beğendim güzel bir hesap. Bence çok çok güzel, keyifli, ofansifli bir şekilde bir kadro kurup ya da üç stoper yaparsak açıkçası hani daha fazla 102'lik ya da 101'lik oyuncuyu da ileriye doğru alabiliriz. Çünkü daha yedeklerde de baktığınız gibi yani Haaland ve Maradona ve Cruyff bunları da ileriye atabiliriz. ne bileyim işte 3 o o -S 2 forvetle ya da 3 1 4 2 de 3 1 2 3 taktiklerinde rahatlıkla yapabiliriz. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. Azerbaycan'a buradan selam olsun. Sizleri çok seviyoruz. Unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.